Gök Yüzretleriniz, Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, 14-20 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta e, haftanın en önemli iki olayı, Terazi burcunda ilerleyen Merkürün retro harekete başlayacak olması ve Satürnün artık Yay burcuna e, geçecek olması. Evet, ayın 17'sinde Merkür Terazi burcunda retro harekete başlıyor ve bu 8 Ekim'e kadar devam edecek. Merkür biliyorsunuz bizim zihinsel yapımızı, genel olarak iletişimlerimizi temsil eder ve Merkür'ün retro olduğu dönemlerde de bu alanlarda gecikmelerle, kısıtlamalarla, engellerle karşılaşabiliriz. Terazi burcunda olacak bu retro hareket. Terazi burcunun temsil ettiği konularda tabii ki biraz daha yoğunlaşacak tüm bu kavramlar. Terazi burcu ilişkileri temsil eder, işbirliklerini, ortaklıkları temsil eder, siyaset ve diplomasiyle çok ilgilidir. Hak, hukuk, adalet gibi kavramları temsil eder, eşitlik ile ilgilidir, denge ve uyumla ilgilidir özellikle ilişkilerde. Tüm bu alanlarda zaman zaman biraz pürüz çıkarabilir Merkür retrosu. Birazcık olayları gözden geçirmemiz, incelememiz, eksikleri tamamlamamız gerekebilir. Geçmişten gelen kavramlarla ...karşılaşabiliriz. Yeni bir anlaşma ve sözleşme yapmak için uygun bir dönem olmayabilir retro dönemi. Ama geçmişten gelen başlamış işleri tamamlayabilir ve bitirebiliriz. Özellikle ilişkilerimiz, eski ortak, eski eş gibi konular gündeme gelebilir... ...bu dönemde haritalarımızla bağlantılı olarak. 8 Ekim'e kadar tüm bu konularda biraz sınavlar söz konusu olabilir sevgili izleyiciler özellikle öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının Merkür retrosu boyunca biraz daha iletişim konularında hassas ve dikkatli olmaları gerekiyor. Ayın 18'inde Satürn artık Yay burcuna tamamen geri dönecek. Biliyorsunuz 2014 aralığında geçmişti Yay burcuna ancak bu Haziran ayında tekrar bir Akrep burcuna geri dönmüştü. Şimdi artık Akrep'ten tamamen ayrılıyor ve 2017 Aralık ayına kadar Satürn yay burcunda olacak ve yay burcunun temsil ettiği konulara biraz daha sorumluluk getirecek, disiplin getirecek bir alanları düzenlememizi isteyecek bizden. Özellikle hukuksal konular, din, inançlarla ilgili konular, yüksek öğrenim, akademik konular, yurtdışı bağlantılı her türlü konu, seyahatler, vizeler, göçler, e, ulaşımla ilgili konular, e, medya ve yayıncılıkla ilgili basın ve gazetecilik gazetelerle ilgili konular. Bunların hepsi yay burcu kavramıdır ve satürn burada yeni yapılandırmalara yeni düzenlemelere neden olabilir ve bizi eksik ve hatalarımızla yüzleştirebilir başta yay burcu olmak üzere diğer değişken burçlar ikizler başak ve balık burçları da satürnün yaydaki seyrinden etkilenecekler bu hafta balık burcunda ilerleyen neptün ve başak burcundaki jüpiter arasında bir karşıt açı etkinleşiyor jüpiter neptün karşıt açısı İkisi de balık burcunun yönetici gezegenidir aynı zamanda. bizim yüksek ideallerimiz, hayallerimiz, manevi ve ruhsal beklentilerimiz, duygularımız, inançlarımızla ilgili konulara biraz işaret ediyor. bu alanlarda aşırılıklar olabilir. Gerçeklerden uzaklaşabiliriz. Jüpiter genişleme imkanı veriyor. Neptün de büyüme ve yayılma imkanı verir. Ancak burada Jüpiter Başak burcunda biraz detaylara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Balık burcundaki Neptün ise detaylarla ilgilenmez. Daha çok o büyük hayaller, idealler ve vizyonlarla alakalıdır. Burada e, gerçeklerden uzaklaştığımız takdirde önemli hayal kırıklıkları da oluşabilir. Kayıplar da oluşabilir tabii ki. Ancak emek sarf ettiğinizde önemli hayallerimize de kavuşabiliriz. Özellikle inançlarla, manevi duygularla, vicdan ve merhamet duygusuyla sınandığımız bir dönemde olabiliriz. E, Neptün balık burcunda sular... Kimyasallar sıvılarla ilgili konulara biraz hassasiyet getiriyor tabii ki bu alanlarda meydana gelebilecek zararlar olabilir özellikle Jüpiter başak burcunda sağlık ve hijyen konularına da vurgu yapıyor sulardan gelebilecek bazı sağlık problemleri ve genel olarak sağlık ve hijyenle ilgili ihmaller ve bu alandaki düzenlemeler yine Jüpiter-Neptün karşıtlığında gündemde olabilir. Satürn'ün de yay burcuna geçtiğini düşünürsek aslında bu alanlardaki etkiler biraz daha uzun vadeli gündemde olacak gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Hazırladığımız haftalık videolarımızı lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza da göre takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.